Vücudumuzdaki mucizeler. Hepinizin çok güzel ve kullanışlı birer vücudu var. Elleriniz, eşyaları en mükemmel makinalardan bile daha hassas bir şekilde tutabiliyor. Ayaklarınızla rahatça koşabiliyorsunuz. Gözleriniz en kaliteli kameralardan bile daha net görüyor. Kulaklarınız en gelişmiş müzik setlerinden bile daha hışırtısız duyuyor. Ve bunun gibi daha pek çok organınız sizin haberiniz bile olmadan sizi canlı tutuyor, yaşamanızı sağlıyor. Örneğin kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz en mükemmel fabrikalardan bile daha kusursuz çalışıyor. Üstelik hiçbirinin çalışmasını siz kontrol etmiyorsunuz. Bütün bu organların benzerlerini fabrikalarda yapabilmek için yüzlerce bilim adamı çalışıyor, plan ve proje yapıyor. Yine de organların aynını elde edemiyorlar. Yani sizler çok mükemmel birer canlısınız. Vücudunuzdaki bu mükemmel sistemlerde hepsinin bir yaratıcısı olduğunu gösterir. Bu yaratıcı her şeye gücü yeten, her şeyi yoktan yaratan yüce Allah'tır. Nasıl var olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Bu soruya karşılık annem ve babam var. Beni annem doğurdu diyebilirsiniz. Ama bu yeterli bir cevap olmaz. Çünkü bu ilk anne babanın nasıl meydana gelmiş olduğunu açıklamaz. Size bu konuyla ilgili okulda veya çevrenizde bazı şeyler anlatılmış olabilir. Ama tüm bu anlatılanların içinde doğru olan tek bir cevap vardır. İlk insanı Allah yoktan var etmiştir. İlk insan kimdir? Allah ilk insan olarak Hazreti Adem'i çamurdan yaratmıştır. Ardından da eşini. Diğer insanları da onların soyundan yaratmıştır. Şunu hiç unutmayın. Çok üstün bir gücün sahibi olan Allah, yaratmak için sadece emir verir. Bir şeyin olması için yalnızca ol demesi yeterlidir. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah için her şey çok kolaydır. İlk insanı yaratan Allah, diğer insanların doğabilmesi için ilk insanın bedenine gerekli olan bilgileri yerleştirmiştir. Bu bilgiler bir program şeklinde hücrelerimizde bulunur. Bilim adamları bu programa DNA zinciri adını vermişlerdir. Gözünüzün rengi, kaşınızın şekli, saçınızın rengi, boyunuzun uzunluğu, teninizin rengi ve yüzünüzün şekli gibi tüm özellikleriniz, içinde ansiklopediler dolusu bilgi bulunan DNA'nızda yazılıdır. Siz de Allah'ın yarattığı bu programa göre doğdunuz ve bu programda yazılanlar doğrultusunda büyümeye devam ediyorsunuz.
Arkadaşlar, hep birlikte yavruları için fedakarlıkta bulunan penguenleri, mükemmel barajlar ve yuvalar yapan sevimli kunduzları izledik.